merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün uzun zamandır devam etmeyen değil de böyle biraz ara verdiğimiz bir serimiz vardı. Azerbaycan yarışmacıları serimizin bugün devam videosunu çekiyoruz. Bugün efsane bir grup var. Efsane bir sihirbaz grup var ama bunlar hem eğlendiriyor hem gerçekten ağzınızın açık kalacağı bir gösteri sunuyor sizlere arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatıp sizleri de merak içinde bırakmak istemiyorum. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi hazırsanız videoya geçiyoruz. Ayrıca Azerbaycan yarışmacıları serimizin devam videosu için aşağıda mutlaka kanala abone oluyorsun. Ve videoya like atmayı unutmuyorsun ve bol bol yorum yapmayı unutmuyorsun arkadaşım. Diyecek bir şey yok. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Arkadaşlar videoyu kısa bir arayla kesiyorum. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir şarkıdan bahsedeceğim. Abin Star Bebeğim Records kanalı yayınladı arkadaşlar. Escobar abi şarkısını yayınladı. Şarkı gerçekten klibiyle, sesiyle, müziğiyle ve gerçekten efsane böyle net görüntüleriyle emek kokan bir klip olmuş arkadaşım. Klip gerçekten çok emekle çekilmiş ve klipte aynı zamanda milliyetçiliği vurgulayan, yani gerçekten bizim hani bilinç uyandırabilecek bir klip olduğuna eminim. Sizlerin de klibe destek vermesini istiyorum. İyi kartlarını açıklamaya koydum klibi. Şarkıyı mutlaka dinleyip sonuna kadar videoyu beğenip bol bol yorum yapmayı unutmuyorsun arkadaşım. Şimdi sizlere klipten çok güzel sahneler gelecek. Ben gerçekten sizlerin de dinlerken ve izlerken kendinizden bir parça bulabileceğinize, moda girebileceğinize ve gerçekten klibin çok güzel olduğunu düşüneceğinize eminim arkadaşım. Diyecek bir şey yok. Hazırsanız videoya geçelim. Sonuna kadar mutlaka izleyin. Merhabalar. Gökhan Dişli. Erol Sezgin, Özgür Kapmaz. Sahne atlarımız Sihirbaz Dragon, Marco Opium. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. Anladığım kadarıyla sıra dışı bir gösteri olacak. Biraz farklı. Yani sıra dışı derken başlangıç olarak bir kart numarası yapacağız. Arkasından çok eğlenceli, dansla bütünleşmiş eğlenceli bir mentalizm. Onun arkasından da bir paranormal dediğimiz, bizim de ilk defa deneyeceğimiz bir oyunu burada gerçekleştirmeyi deneyeceğiz. Çok efsane bir şey ama dinleyin, mutlaka izleyin sonuna kadar. Sihirbazlar genelde bir destenin içinden bir kartı seçtirip onu bulurlar. Biz bugün farklı bir şey yapacağız. Buraya 52 deste getirdik. 52 destenin birini seçtirmeyi deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir yayalım, herkes görsün. Görüyoruz hocam. 52 adet destemiz var. Acun Bey, sizden bir izleyici rica ediyorum sahneye. Kim geliyor? Evet, bir bayan arkadaşımız geliyor. Hoş geldiniz. İsminiz? Ayşe Hanım. Acun Bey, biz de sizin yardımcı olmanızı isteyeceğiz bu oyunu yapabilmek için. 52 karttan... Ama buradaki bir şey söylemeyi unuttum. Bu destelerin bir özelliği var. Her destede sadece farklı bir kart ters çevrilmiş. Yani 52 kartın her biri birer farklı olmak üzere bir destenin içinde ters vaziyette. Opium'un size şu an gösterdiği gibi. Mesela bunda görelim ne olduğunu. Papaz ters çevrilmiş. Anladım. Şimdi sizden 52 karttan papazlar hariç herhangi bir iskambil kartını düşünmenizi istiyorum ama söylemeyin lütfen. Düşündünüz tamam, mü? Tamam, evet. Tamam. Sizden de istediğim Acun Bey'e bakarak o düşündüğü kartın ne olduğunu telepati yoluyla anlamanızı sağlayacağım. Bana değil Acun Bey'e bakın. Siz de kartınızda yoğunlaşın lütfen. Gerekli iletişimi sağlandırın. Bu abla bir oyuncuya çok benziyor. İstiyorum. Acun Bey'den aldığınız o telepatik enerjiyle buradaki 52 desteden herhangi birini almanızı istiyorum. Ama Acun Bey'in İçine düşündüğü kartın ters koyulduğu bir kartı almanızı istiyorum. Hadi bakalım. İmkansız bir şey bu normalde. Evet, hangisinde olabilir Acun Bey'in düşündüğü iskambil bu destelerin içinde ters olarak? Evet, buyurun. Emin olun. Emin misiniz? Eminsiniz. Tamam. Hadi bakalım. Ay çok zor bir oran. Şimdi Acun Bey, artık seçim yapıldı. Hangi kartı düşündüğünüzü bize söyler misiniz? Kupa 8. Kupa 8. Bakın, şimdi açalım. Destemizi şöyle açtığımız zaman... Şu an adamın parmaklarına bakıyorum acaba bir şey yapıyor mu diye. Destede gördüğünüz gibi sadece tek bir tane kart ters çevirmiş. Onu alın ama siz de bakmayın lütfen.
Hadi bak, o kupa 8 çıkarsa ben inanamam siz hocam. Siz 52 karttan birini düşündünüz. Hanımefendi de 52 destenin birinde hangisinde ters olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Ben sadece size yardımcı oldum. Kupa 8 demiştiniz. Kartı gösterelim acaba olabilir mi? Yok artık. Abi imkansız bir şey. Evet, teşekkür ediyorum. Nasıl bildi ya? Alıyorum. Bak yazmıştım buraya da. Ben kupayı tahmin ettim, o da 8'i tahmin etti. Evet. Evet. Devam edelim isterseniz. Tamam. Sırada da dediğim gibi eğlenceli bir oyunumuz var. Bunu yalnız biz eğlenceli olduğu için, Murat Bey'in de çok eğlenceli olduğunu düşündüğümüz için onunla yapmayı arzu ediyoruz. Eğer kırmayıp buraya gelirse. Bravo. Evet. Kısa bir arayla kesiyorum. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir klipten bahsedeceğim. Hakan Atalay gelmedi gitti şarkısını yayınladı arkadaşım. Şarkı gerçekten sizlerin dinlerken ve izlerken moda girebileceğinize emin olduğum güzel bir şarkı arkadaşım. İlk hatlarını açıklamaya şarkıyı bıraktım. Gerçekten klibiyle, sesiyle gerçekten de çok emek harcandığını belirten bir klip olmuş. Gerçekten şarkının sözü de, sözleri de gerçekten çok anlamlı. Dediğim gibi sizler de izlerken ve dinlerken içinizden bir parça bulabileceğinize ve gerçekten beğeneceğinize emin olduğum bir şarkı yapmış arkadaşım. Dediğim gibi ilk hatlarını açıklamaya koydum şarkıyı. Mutlaka izliyorsun. Dediğim gibi klibiyle, hikayesiyle gerçekten de efsane farkını da ortaya koymuş. Mutlaka sen de gidip izlemeyi, beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutma. Hazırsanız videoya devam edelim. Evet. Geldim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi... O ben değilim herhalde. Hayır. Siz bu kadar değil. Bu benim. Yalnız bu benim bir karikatürüm. Karikatür olduğunda nereden anlayabilirsiniz? Bana saç yapmışlar. Oradan karikatür olduğu tamam. Çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karikatürümüzde kravat, tişört, şort, çorap ve şapkadan olmak üzere 5 adet bölüm oluşmakta. Hmm. Şimdi ben size bunu vereceğim. Burada da bir zarfımız var. Bu bizim bir tahmin zarfımız ama biraz farklı, soru işaretinin şeklinden de zaten anlamışsınızdır. Bu zarfı size bir şey yaptırtmadan önce opyuma verip kapamasını isteyeceğim. Ve zarfı hiçbir şekilde değişmediğini göstermek için Marco'nun tutmasını gösteriyoruz. Murat Bey, sizin buraya gelmenizi istiyorum. Burada gördüğünüz adet 5 adet kalemimiz var. Biz şimdi arkamızı döneceğiz opyumla. Size gerekli talimatları vereceğiz. Siz de bize dinleyerek gerekenleri yapacaksınız zaten söylediklerimizi. Peki. Evet. Şimdi kesinlikle sizi görmediğimizin farkında mısınız? Herkes salonda bu şekilde Murat Bey'in ne yaptığını görebilir miyiz? Yok, hayır. Ben de salonda hiçbir Murat cevap Bey, vereceğim. Murat Bey, sizden istediğim şu. Kalemlikten sadece tek bir kalemi almanızı istiyoruz. Seçtiniz tek bir kalemi. Evet. Aldığınız zaman bana söyleyin, duyalım, biz sizi göremiyoruz. Dragon Bey, aldım. Teşekkür ederim. Kalemin kapağını açın lütfen. Açtım. Açtığınız kalemle mesela şapkasını boyayın. Bir başlangıç yapalım şöyle üstten. Şapkasını? Evet. Ne çıkacak acaba bu oyunun sonunda? Boyadınız mı? Detaylı bir boyamaya gerek yok. Belli de olsa yeter. Boyadım. Kalemin kapağını kapatın. Kalemin yanında sehpaya koyun. Sehpanın üstünde dursun o. Ayrı olarak. İkinci bir kalemi elinize almanızı istiyorum. Seçtiğiniz bir rengi. Evet. Evet. Kapağını açayım mı? Lütfen, lütfen kapağını açın. Arkasını İsterseniz açayım. Koklayabilirsiniz de. Parfümlü, aromalı bir kokusu var. Peki. Onunla da mesela en üstü boyadık. Değişiklik olsun. En altı çorapları boyayalım. Çorap. Boyama tamamlandığı zaman söyleyin lütfen. Komple yapmıyorum. Tamam, anlaşılsın. Kapatalım. Gene sehpanın kenarı yana koyalım. Gene herhangi bir kalemi seçim yapalım. Evet. Kapağını açayım mı? Evet, lütfen. Açtım. Açtınız şu mı? An onunla da ne çıkacağını merak şortu ediyorum. Şortu boyasın diyor. Opium şortu boyayalım. Evet. Tamamladınız mı? Onu da bırakalım lütfen. Yeni bir kalem alalım. Aldım. Onunla da aksesuar, kravat olsun mesela. Kravatı boyayalım. Evet. Tamam. Son bir kalem kaldı mı?
Kaldı. Kaldı. Boyanmayan bir yer kaldı mı? Kaldı. Onunla da alıp onu boyayın. Şapka. Değil mi? Şapka mı? Boyamayı tamamladıysanız dönebiliriz biz. Dur hocam, dönme. Tişörtü yapıyor herhalde. Bitti sayılır. Bitti. Tamam mı? Bu kalemi de koyuyorum. Tamam, biz dönebiliriz o zaman. Boyamanızı alıp şöyle elinizde tutmanızı istiyorum. İzleyiciler de görsün lütfen. Burada da evet, baştan beri Marco'nun tuttuğu bir zarf vardı. Bu zarfı açalım. Bu zarfın içinde gördüğünüz gibi... Pardon, yanlış karışmış araya. Hangisi? Evet, şu. Gördüğünüz gibi seçilenler hepsi aynı. Bravo. Ama Eser Bey içinde başka bir şeyler var mı tereddütüyle baktı. Evet var. Buna da baksaydık aynıydı. Eğer buna alıp zarfı yırtıp boş olduğunu gösterseydi hepsini kral yargıda atıyor. Aynı olduğunu görebilecektiniz. Çok iyi abi. Ben bu videoya şimdi like atardım. Ben o zaman atardım, hatta şu an atıyorum. Hatta Murat Bey için böyle bir sürpriz hazırladık. Şimdi o sürprizimiz geliyor size. Şarkıya bak. Hadi canım. Çok iyi. Dans bayağı iyi zaten. Wow, wow, wow. Ve nasıl oldu? Şöyle ya? Siz gelin lütfen. Evet. Siz geleyim. De tutun, kıyafeti de tutalım. Esas şimdi alkışları almak istiyorum. Teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğiniz için. Ben hep bu illüzyon gösterilerine karşı böyle bir... Rica ederim. Hep ilgiliyim ve gerçekten de şaşırtıyorlar. Hakikaten. Evet. İlginçmiş yani. Şimdi üçüncü ve son numaramıza geldik. İlk defa deneyeceğimiz bir numara. Hadi hocam. Belki de ilk defa denenecek bir tarz. Size bir şeyi anlatarak olaya başlamak istiyorum. Dünyada insanları dehşete düşüren, aklının ermediği, bilimin dahi açıklayamadığı birçok olaylar yaşanıyor. İşte bizi bu olaylardan en çok etkileyeni ise New Mexico'da gerçekleşen bir kaçırılma olayı. Jenna adında bir kız eve geldiği zaman kız kardeşini bir uzaylının kucağında gördüğünü, uzaylının da kendisini görür görmez kız kardeşiyle birlikte tavanı yararak yukarıya doğru uçtuğunu ve tavanın tekrar kapandığını söyler. İlginç. O günden sonra da kız kardeşinden haber alınamamıştır. Bugün Jenna ile iletişime geçmeyi deneyeceğiz. Onun için burada gördüğünüz gibi daha önce büyük araştırmalar sonunda elde ettiğimiz Jenna'ya ait aparatlar getirdik. Yalnız şöyle bir şey var. Polis kayıtlarında Jenna bu iletişim seansı yapmak istemiş. Bunun için bir bayan gerekli olduğunu söylemiş. Bir bayan polis ben gelirim hocam diye vücudu bebeğiyle iletişime geçmek istese de bir süre sonra vücudunun farklı noktalarında dokunma hissederek korkup seansı yarıda bırakmıştır. Evet. Her ne kadar Jenna bu aleti, vücudu bebeğini kız kardeşiyle iletişime geçmek için kullandıysa da biz bugün Jenna ile temas için kullanacağız. Hadi bakalım. Ve konuşmanın başında belirttiğim için bir bayan gerekli. İzleyicilerden bir bayan izleyiciyi bize yollamanızı istiyoruz. Korkmayacak biri olsun. Korkmayacaksınız ama bak. Sonuna kadar izlemek istiyorum bu gösteriyi. Arkadaşlar devam için like atmayı unutmayın. Bakın like'ı belirtmezseniz ara veriyoruz. Başka seriler deniyoruz. Yani like atın ki ben de sevdiğinizi anlayayım. Devamını getireyim. Biraz daha aşağıdan. Şimdi arkadaşlarım burada oluşan enerjinin dışarı çıkmaması için İlk önce bir enerji alanı oluşturacaklar. Beyaz bir toz döküyorlar.
Şu an kendimi sanki siccin izliyormuş gibi hissettim. Şimdi gözlerinizi kapayın. Evet be, o da ne filmdi be efendim. Peki. O zaman şu andan itibaren duyu organlarınızın açık olduğunu düşünüyorum. Ve dikkatli olmanızı isteyeceğim. Evet hocam, sendeyiz. Evet, bir şey hissettiniz mi? Nerede hissettiğinizi bize gösterebilir misiniz? Yok artık be! Teşekkür ederim, aynı pozisyonda kalın. Şunu bilmenizi abi istiyorum, nasıl? Korkmayın ama biz size kesinlikle dokunmadık. Abicim yakma! Jenna, sıkıntı. Bu olaydan kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunmuş. Yalnız elleri yanık bir halde. Kesinlikle yangın çıkmamış. Fotoğrafı almanızı istiyorum. Hocam ne oldu? Ve ellerim yok. Gözünüzü açabilirsiniz. Şu şekilde kameraya göstermenizi istiyorum. Ne oldu eline? Mürekkep mi oldu? Oha! Sıcaklıktan dolayı eridi. Wow! Evet. Hissettiğin her şeyi bize söyle. Hadi yapma bacım. Korkmaman lazımdı. Seansı burada bırakıyoruz. Hadi be. Teşekkür ediyorum. Alkışlarla alıyoruz. Bacım korkmasaydın sonuna kadar gittik. Belki bir tavan yaracaktık falan ya. Gayet etkileyiciydi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi videomuz bitti. Video efsaneydi. Sonda tek keşke böyle yarım kalmasaydı daha iyi olurmuş gibi. Ama gerçekten çok güzeldi. Ben bu serinin devamının gelmesini istiyorum. Eğer sizler de istiyorsanız aşağıdan bak kırmızı butondan ücretsiz olarak kanala abone olacaksın. Bak bizi izleyenlerin %90'ı bize abone değil hala. Görüyorum sen oradaki bak abone olmamışsın. Bak ayıp ediyorsun. Aşağıdan bir tık basacaksın ya, bu kadar. Bildirimleri açacaksın abi. Videoyu beğeneceksin. Arkana oturacaksın ve eğleneceksin. Bu kadar basit. Diyecek bir şey yok. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.